Herkese merhabalar. Bugün Telegram grubumuz için, Twitter danışma ve destek grubu için bir makro oluşturdum. Onu size detaylı bir şekilde baştan nasıl oluşturduğumu anlatacağım ki herkes kendine göre bunu ayarlayabilsin ve her adımını bilsin. O yüzden bu videoyu dikkatli bir şekilde atlamadan izlemeniz gerekiyor. Öyle ki Twitter'ın burada daha yani bilgisayardan Twitter'a giriş yaptığınızda şurada daha fazla kısmına tıkladığınızda klavye kısa yolları var. Anlatacağım şeyler bu klavye kısa yollarıyla yapılıyor. O yüzden bu bilgisayardan yani bu programı bilgisayardan kullanmak durumundasınız. Yoksa olmuyor. Bir de mesela her bir adım sırasıyla yapılması gerekiyor. Sırasını atlarsanız ya da herhangi bir şey yaparsanız şey bozulacaktır. Makro bozulacaktır. Onun haricinde ayarladığım makroyu sürekli bir hesaptan kullanırsanız o hesap spam yiyecektir. O yüzden böyle farklı hesaplar oluşturun kendinize. Dönüp dönüp o hesaplardan teker teker atmaya devam edin. Ben şu an 5 hesap için yapıyorum, kullanıyorum bunu. Sizler de bu şekilde kendinize 5 tane 50 takipçi üzeri hesap bulursanız detaylı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi program önce size kurulumunu anlatacağım. Bu programın linkini videoda açıklamaya koyacağım. Telegram grubunun linkini de açıklamaya koyacağım. Şöyle gruba programa tıklıyorsunuz, çalıştır diyorsunuz ve bu şekilde linkini seçerek yüklemeye başlıyorsunuz. Ve finish dediğinizde o kutusu işaretli şekilde finish dediğinizde size bu program açılıyor. Şimdi bu açılırken ben iki tane kaydettiğim makro dosyası var. Onları seçiyorsunuz. Bunu size en sonunda anlatacağım. Şimdi bu makro programı açıldı. Şimdi bu programda biz ne yapacağız? Makro nedir? Makro yaptığınız klavye hareketlerini ya da fare hareketlerini kaydeden ve bu kaydı sonradan tekrarlayan, sanki siz yapıyormuş gibi tekrarlayan programdır. Yani buraya önce biz bir şeyleri kaydedeceğiz, sonra play diyeceğiz. Kaydettiğimiz şeyler tekrar olarak yapılmaya başlanacak. Şimdi ben programa başlarken fareyle işimiz olmadığı için fare kısmını hiç kullanmayacağım. Başlarken delay yani gecikme ekliyorum. Şuraya 3 saniye gecikme ekliyorum. Ben bu 3 saniyeyi benim bilgisayarım hızlı ve ben bilgisayar kendim de hızlı kullanıyorum diye 3 saniye ekledim. Siz 3 saniyeden fazla da ekleyebilirsiniz bilgisayarınızın durumuna göre. Bu gecikmeleri, delayları ben ona göre, kendi bilgisayarıma göre ekleyeceğim. Siz de kendi bilgisayarınızın hızına göre yazın. 3 saniye delay ekledim. Sonra klavye ekliyorum. Bu klavyede key press var, key up var, key down var. Key down yapacağız. Yani mesela klavyede şöyle düşünün. Bir tuşa bastığınız zaman parmağınızı çekmezseniz o key down oluyor. Parmağınızı çekerseniz de key up oluyor. Yani basma ve çekme olayları arasında fark var. O yüzden buna dikkat edin. Şimdi ilk tuşumuz J. J'ye gelecek. J nedir? Tweet'i seçiyor. Hemen bunun şeysini de arasına bakın C'ye bastım. Arasına 200 milisaniye delay koydum. Bu 200 milisaniye delay koyun mutlaka tuşların basma ve bırakma arasına. Çünkü iki işlemi aynı anda yapıyormuş gibi gözüküyor. Program öyle algılıyor. Delay koymazsanız bu da hata verir. Sonra tekrardan klavye. Bu sefer key up yine J tuşu. J'ye bastı. 200 milisaniye geçti. J'yi bıraktı. Sonra
sonra araya bir gecikme daha ekliyorum. Bu gecikmeyi 1 saniye, 1 saniye olarak ekliyorum ben. Bu gecikme şundan dolayı olacak. J'ye bastı, tweet'i seçti, 1 saniye bekleyecek. Sonra tekrardan yeni bir işleme geçiş yapacak. Bu sefer yine countdown ve seçtiğimiz tweet'i önce bir beğendirelim. Yani L harfi beğenme. Like atma. Yaptım. Tekrardan 200 saniye delay koydum şuraya. Sonra tekrardan klavyeden keyup yaptım. Yani tuşu bıraktım. Şimdi araya yine 1 dakika gecikmeyi attım. 1 saniye pardon. 1 dakika diyorum. Sonra şimdi tweet'i seçti, beğendi. Sonrasında şöyle bir bakayım tuşa. Şey T harfi miydi? Aynen T harfi. Twitter retweet diyecek. Yani T harfini devreye koyacağız. Klavyeye basıyoruz. Keyup T. Don T. Şu 200 milisaniyeyi tekrar atalım buraya. Tekrar bir klavye ekleyelim. Keyup T. Yani şöyle düşünün. J'ye bastı, geldi. Tweet penceresini açtı ya. Şu küçük retweet penceresi açılacak. T'ye basınca. Sonra yine araya 1 dakika 1 saniye gecikme ekliyorum. Retweet penceresini açtı ve retweet yapacak. Bunun için Enter'a basması lazım. Yine seçiyorum. J-Down ve yukarıdan Enter'a geliyorum. Enter. Yine ara 200 milisaniye delay'ını koyuyorum. Gecikmesini. Tekrardan keyup yapıyorum. Enter'a. Şimdi Enter'ladı. Tweet'i seçti. Beğendi. Retweet penceresi küçük pencereyi açtı. Ve onu da Enter yaptı. Retweetledi. Şimdi yanıtlama kısmına gelecek. Buraya tekrardan araya 1 saniye gecikme ekleyeyim. Şöyle. Yanıtlama R harfi. Yanlış hatırlamıyormuşum. R harfine geleceğiz. Yanıtlama penceresi. Keydown yapıyorum. Yine araya 200 milisaniye gecikme ekliyorum. Şimdi R harfini bir bıraktırayım tekrar. Keyup. R. Böyle. Bunu yaptıktan sonra 1000 milisaniye bekleteceğim. 1 saniye bekleteceğim yani. Bu kısım önemli. Bu kısımda yanıtlama penceresi açıldı ve o pencereye yazılacak tweet ekranı geliyor. Şimdi buradan type text bölümü var. Böyle burayı seçip type text bölümüne basarsanız buraya bir type text dosyası açıyor. Yani yazı dosyası. Ben buraya yazılacak atılacak to wait buraya yazın. Mesela yazdım. Koydum. Sonra yine 1 saniye bekleme olayını araya atayım. Tweet'i yazdıktan sonra bu tweet'i gönderecek. Şimdi klavyeden tekrar başlatıyorum. Şimdi tweet'i yazdıktan sonra göndermesi için Ctrl Enter yapması lazım. Yani önce kontrol tuşuna bastırmam lazım. Control Left, yani soldaki kontrol tuşuna basacak.
sonra araya 200 milisaniye delay ekliyoruz. 200 milisaniye. Bu kontrol tuşunu bırakmadan tekrardan bir klavyeye basma işareti. Çünkü kontrol enter yapması lazım. Ve enter'ı seçiyoruz. Araya tekrardan 200 milisaniye delay koyduk. Şimdi bunun ikisini bıraktıracağız tuşlara. Yani kontrol önce enter'ı bıraktırayım. Enter'ı bırak. Ne yaptı? Şunu yapacak. Şunu da delete yapayım, sileyim. Sonra da kontrolü bırakacak. Delay araya attım. Şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Cube bıraktım. Ve sonrasında en sonda araya 1 milisaniye, yani 1 saniye delay koydum. Şimdi bu yapılan bir işlem. Bakın. Şöyle herhangi bir tağa gireyim. Dilim kurulu neden sessiz. Şuraya yazılacak tweet değil, atılacak tweet değil de bunu yazayım. Mesela şey yazmaktan da ziyade yazılmış en son güzel bir tweet bulayım. O tweet'i atayım. Kopyalayayım mesela. Online eğitim zorunluluktur. Bilim kurulu. Şu kelimeyi kopyaladım. Buraya getirdim. Yapıştırdım. Bunu şimdi başlatacağım ve burada kaydettiğim makro dosyasını çalışmasını izleyeceksiniz. Bakın. Kaydettim ve bekliyorum. Şu sayfaya da tıklayayım. Bekliyorum. Bakın. C'ye bastı. Tweet'i seçti. Beğendi. Şu an retweet'e küçük penceresini açacak. Açtı. Enter'ladı. Retweet'ledi. Şimdi yanıtlayacak. Yanıtladı. Yazdığım yazıyı kopyalayacak. Yani yapıştıracak. Şimdi Ctrl Enter yapacak. Gönderecek. Bu bir defalık işlem. Şimdi bir defada bu kadar işlem yapıyor. Şuradan ok işaretine basıyorum ve açıyorum. Şimdi bu bir defalık işlem. Buradaki yazıyı tekrar düzelteyim. Buraya tweet yazılacak. Okey. Bu işlemi yaparken bu pencerenin, yani bu pencerenin hiçbir zaman kapanmaması lazım ve bu sayfayı seçmeniz lazım. Yani tıklamanız lazım açınca. Bu sayfa tıklı değilse bu işlemi şu şekilde yapacak. Mesela herhangi bir Word dosyası açayım. Yani klavye hata yapacaktır. Eğer açık değilse. Burada bakın. Tekrardan play dedim ve buraya tıkladım. Bakın yaptığı işlemlere bakın. O sayfada bu işlemleri yapması lazım. J'ye bastı, tweet'i seçti. L'ye bastı, tweet'i beğendi. T'ye bastı, tweet'in küçük o retweet penceresini açtı. Enter'a bastı. Bak burada enter aşağı indiriyor. Şimdi R'ye bastı. Yanıtlama ekranını açtı. Yazıyı yapıştırdı. Şimdi Ctrl Enter yapacak, yeni sayfaya geçiyor. Bir şeyde Word'de Ctrl Enter yeni sayfaya geçiş yapıyor. Gördüğünüz gibi. Bu işlemi sürekli olarak tekrar ettireceksiniz. Yani şöyle bütün hepsini seçiyorsunuz. Sadece ilk başlangıçta 3 saniye beklemeyi kapatıyorsunuz. Bunu kopyalıyorsunuz ve en son işleme getirip bunu yapıştırıyorsunuz. Yine yapıştırıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Ben bunu 20 defa yaptım.
Burada bu dosyanın içinde bu makroyu kaydetmişim. Siz bu 20 tane defalarca kez aynı işlemi kaydettiğim dosyada ne yapacaksınız? Onu söyleyeyim size. Buraya makroya giriş yaptığınızda buraya tweet yazılacak kısımlarına gelin. Buraya tweet yazın. Yani kaydettiğiniz tweet yazın. Buraya A yazarsınız. Buraya B yazarsınız. Fark etmez. Aynı tweetleri yazmak zorunda değilsiniz. Farklı tweetler yazın ki Twitter sizin bot olmadığınızı görsün. Farklı tweetleri yazacaksınız. 20 tane benim gönderdiğim dosyada 20 tane. Settings'ten de ayarları slow modda olacak. Slow moda koymazsanız delayler düzgün çalışmaz. Buradaki reply tekrar sayısını çalıştırmayın. Bir defa makroyu çalıştırdığınız zaman şöyle göstereyim. Tekrar bir Word dosyası açayım. Makroyu bir defa çalıştırdığınızı düşünün. Şöyle bu şekilde. Ve bu makroyu çalışırken bir noktada yarım bıraktınız. Biraz işlem yapmaya başlasın. Bir iki işlem yapsın. Tamam, yeterli. Şimdi durdurdunuz. Buradan kare işaretine basınca durduruyorsunuz. Durdurdunuz ya. Bu makro şu kısımda bakın mavi tıkın olduğu kısımda oluyor. Siz tekrar bu makroyu başlatmak istediğiniz zaman bunu en başa almanız lazım. Yoksa başlattığınızda bu mavi tık hangi noktadaysa oradan başlar. Oradan başlayınca da saçmalamaya başlar. Şimdi düşünün ki Enter kısmından makroyu oynatmaya başladı. Enter kısmı bize lazım değil ki şu an. Önce tweet'i seçmesi lazım, beğeni atması lazım. O yüzden bunlara dikkat etmeniz lazım. En ufak bir ayrıntı bile kaçmaması lazım yani. Bu delay sürelerini kendi bilgisayarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Kaydetmeyeceğim. Şunu da kapatıyorum. Burada zaten kaydettiğim bir tane dosya var. Bu dosyayı da göndereceğim. Bu programın linkini de vereceğim. Diyelim ki programı açtınız. Ve bu gönderdiğim dosyayı aktif almak istiyorsunuz. Tıklarsanız programa. Evlat yani soldaki biz ücretli kullanmıyoruz bu programı. Ücretsiz versiyonunu açtınız. Burada size soruyor. Diyor ki iki tane makro dosyası var. Hangisini açmanızı istersiniz? Ben alttaki paylaşılacak dosyasına tıkladığım zaman bakın bütün makro yaptığım bütün kayıtlar burada. Siz sadece oturacaksınız. Buradan buraya tweetleri yazacaksınız. Tek tek 20 tane. Burada 20 tane tweet yanıtlama var. 20 tane de retweet yapacaksınız. Ortalama 40 tane tweet atacak. Tek bir seferde. 5 hesaptan 40 tweet atsa 200 tweet eder. Yani bir kişi 5 hesaptan 200 tweet atsa zaten 10 kişi de 15 kişi de direktmen gündeme girmeye başlar. Buradan tweetlerin hepsini tek tek yazılacak yere yazın. Sonra da başlatacaksınız. Yapacağınız işlem basit. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Şöyle. Şimdi bir tane tağa girdiniz. Mesela ben bu yılın kurulu neden sessiz tağına girdim şu an. Bu tağdan size bir şeyler anlatacağım. Buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi bizim J harfi tweet'i seçiyordu ya. Bakın. Siz bu tağa gelip direktmen popüler kısmında tağı başlatırsanız burada beğeni atar, tweet'i yapar, cevabı yazar, yanıtı gönderir. Aşağıya iner. Erol Özvar diye birinin adı var mesela burada. YÖK başkanı. Bunun tweet ekranı olduğu için buraya gelir. Bekler, bekler, bekler. En son o Enter tuşu basılır. Bu adamın profiline girer ve orada kalır. Yani hata yapar. O yüzden başladığınız zaman J harfine basın. Bakın ilk tweet penceresini seçti. Sonra J'ye bastım. Erol Özvar'a geldi. Sonra J'ye bastım. Recep Tayyip Erdoğan'a geldi. Sonra J'ye bastım. Fahrettin Koca'ya geldi. Sonra bir daha J'ye bastım. Tümünü görüntüle kısmına geldi. Sonra bir daha J'ye bastım. Ve artık tweetlere geldi. Yani karşısına reklam çıkmayana kadar bu sistem durmayacaktır. Reklamı geçtim.
Bu cevaplanmayan tweetler var, yanıtlanmayan. O da gelirse sıkıntı yaratıyor. Olabilir. Yani çünkü yanıt gönderilmiyor. Yanıt penceresini açıyor ve orada öylece kalıyor. Buna da dikkat etmeniz lazım. Genel olarak popüler kısmında ben yapmıyorum. Genelde en son kısmı arıyorum. En sonda pek bir sıkıntılı tweet çıkmıyor. En sonda bir başlatıyorum. Gidiyor. Bir de burası sürekli kendini yenileyen bir mecra. Yani sürekli belli bir süre aralığıyla yeni tweetler yükleniyor buraya. Siz buradan J'ye basıp ilk tweet'e gelip başlatırsanız sorunsuz şekilde aşağıya kadar gidecektir. Buna dikkat ediniz lütfen. Çünkü tweet'i makroyu bozmaması lazım, yani sitenin. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani herhangi bir o sıralamayı bozacak, farklı bir noktaya götürecek bir şeyin olmaması lazım. Buna dikkat edin. Bu videoyu eğitim kanalına yükleyeceğim. Yani bu videoyu biz normalde ders videoları yüklüyoruz. Ama bu videoyu Telegram grubu için yükleyeceğim. Bu da bir çeşit eğitimdir. Size programın kullanmasını falan anlattım. Yanlış düşünmeyin. Beğendiyseniz kanala beğenip abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar Excel için olsun, şey için olsun, istiyorsanız yorumlara yazın. Müsait oldukça çekip paylaşacağım. Ders videolarından müsaade olursa. İyi günler, hoşça kalın.